Özgüvenin sırrı Maviş'in macerası. Bir zamanlar küçük bir köyde Maviş adında bir kedi yaşarmış. Maviş, çarpıcı mavi gözleri ve şık siyah kürküyle çok güzel bir kediymiş. Ancak Maviş kendinden memnun değilmiş. Kendisini sürekli köydeki diğer kedilerle kıyaslıyor ve keşke daha renkli kürküm ya da daha büyük gözlerim olsaydı diyordu. Bir gün Maviş köyde dolaşırken bir ağacın dalına tünemiş yaşlı ve bilge bir baykuşa rastlamış. Baykuş Maviş'in moralinin bozuk olduğunu görmüş ve ona neyin olduğunu sormuş. Maviş görünüşünden memnun olmadığını ve diğer kediler gibi olmayı dilediğini anlatmış. Yaşlı bilge baykuş onu dikkatle dinledi ve sonra şöyle dedi: "Maviş, sen olduğun gibi eşsiz ve güzel bir kedisin. Mutlu olmak için başkaları gibi olmana gerek yok. Gerçek mutluluğun anahtarı kendini kabul etmek ve kendine güvenmektir." dedi. Maviş baykuşun sözlerini düşündü ve kendisini özel kılan her şeyi kutlamak yerine kendisiyle ilgili sevmediği her şeye odaklandığını fark etti. Güçlü yönlerine odaklanmaya ve benzersizliğini kucaklamaya karar verdi. Maviş kendini olduğu gibi kabul etmeye başladığında sihirli bir şey oldu. Kendini daha özgüvenli ve mutlu hissetmeye başladı. Artık kendini diğer kedilerle kıyaslamıyor ve bunun yerine bireyselliğini kucaklıyordu. Köydeki diğer kediler Maviş'teki değişimi fark ettiler. Kendini nasıl güvenle taşıdığını ve hayatından nasıl daha memnun göründüğünü gördüler. Maviş hepsine ilham kaynağı oldu. Onlara kendini kabul etmenin ve özgüvenin önemini gösterdi. O günden sonra Maviş hayatını dolu dolu yaşadı, benzersizliğini kucakladı ve gittiği her yere neşe saçtı. Gerçek güzelliğinin içten geldiğini ve kendini kabul etmenin mutluluğun anahtarı olduğunu öğrendi. Böylece kendini kabul etmeyi öğrenen ve özgüven kazanan Kedi Maviş'in hikayesi köyde bir efsane haline geldi ve herkese gerçek mutluluğun kendini olduğun gibi sevmek ve kabul etmekten geçtiği değerli dersini verdi.